çalıştığı yerde iş cinayetine maruz kalan öğretmenimizin ailesi başta olmak üzere tüm eğitim camiasının başsağlığı diler. Dayanışma duygularımızı iletiriz. İş yerlerinde şiddete ve iş cinayetlerine sıklıkla en çok maruz kalan meslek mensuplarından biri olarak, doktorlar olarak sizlerin acısını çok iyi anlıyor ve öfkenizi paylaşıyoruz. Hiç unutmayalım, 12 Eylül sonrası piyasalaştırma ve mesleki itibarsızlaştırmanın ilk ve en yoğun saldırısı eğitim alanında olmuştu. Bu iktidar döneminde de bu saldırı aynı şekilde devam etti. Bu adım adım bugünlere geldik. Bu cinayet bir günde olmuş değil. Biz İstanbul Tabip Odası olarak çalışma yerlerimizin güvencesiz yerlerde çalışmamaya dair, etkin şiddet yasasının çıkarılmasına dair, itibarsızlaştırmaya ve piyasalaştırmaya karşı vermiş olduğunuz bu örgütlü mücadelenizde sonuna kadar yanınızda olduğumuzu belirtir. Dayanışma duygularımızla sizi selamlarız. Bugün yıllarını eğitime adamış bir meslektaşımızın kalbiyle karşı karşıyayız. Bir saldırı sonucu kendisini kaybetti. İbrahim öğretmenimiz öğretmendi ve bir özel sektör öğretmeniydi. Özel sektörde çalışan bir emekçiydi. Bizler de İbrahim öğretmenle bu noktada aynı kaderi paylaşıyoruz. Basında gördük, İbrahim öğretmenin katili ortaya çıktı. Bir öğrencisi olduğu söylendi. Biz buna inanmıyoruz. İbrahim öğretmeni öldürenler planlı bir cinayet işlediler. İbrahim öğretmen bir kişinin kurşunuyla, bir kişinin saldırısıyla ölmedi. İbrahim öğretmen yıllardır adım adım göstere göstere gelen sömürü politikalarının sonucunda öldü. Hakan istifa! Bu ülkede okulda öğretmen öldürüldü. Söz bitti. Şiddetin, cinayetin tek bir fail olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Cinayetin arkasındaki zihniyet bizleri ötekileştiren, her fırsatta tehdit ederek hedef haline getiren, mesleğimizin itibarını ayaklar altına alanlardır. Bir toplumun uygarlık düzeyi öğretmene verdiği değerle ölçülür. Öğretmenler toplumun temel taşlarını döşeyen, gelecek nesilleri yetiştiren ve aydınlık bir geleceğe rehberlik eden mimarlardır. Öğretmene yapılan her saldırı tüm topluma ve ülkenin geleceğine yapılmış bir saldırıdır. Unutmayalım ki eğitimsiz bir toplum karanlığa mahkumdur. Susma! Haykır! Şiddete! Hayır! Susma! Haykır! Şiddete! Hayır! Susma! Haykır! Şiddete! Hayır! Burada Milli Eğitim Bakanlığı'na soruyoruz. Okulda şiddeti önlemek için daha kaç eğitim emekçinin can vermesi gerekiyor? İktidarın ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın plansızlığı nedeniyle okullarımız güvenlik açısından ciddi risk altındadır. Okullarımızdaki güvenlik açığının faturasını canımızla mı ödeyeceğiz? Buradan bir kez daha altını çiziyoruz. Her suç gibi bu suçun da azmettiricileri olduğunu biliyor ve onları çok iyi tanıyoruz. Kader değil, bu bir cinayet. Çık hedef haline getirenler,
liyakatsiz şekilde atandıkları koltukları bir hükümdarlık alanı gibi kullananlar, her fırsatta bizleri aşağılamaya çalışan mülki amirlerdir. Öğretmenliğin aynı zamanda bir uzmanlık mesleği olduğunu görmezden gelenlerdir. Okullarda şiddeti körükleyenler, eğitime dair eleştiri ve önerilerimize yıllardır kulak tıkamakta ısrar edenlerdir. Bizleri hedef haline getirenler, her fırsatta emeğimizi küçümseyenler, mesleğimizi itibarsızlaştıranlardır. Bugün eğitim emekçilerinin canlarından endişe ederek okula gidiyor olması işte bunların eseridir. Şiddete! Okullarda yaşanan şiddet olaylarındaki korkutucu tırmanışı engellemek için bir an önce eğitimde şiddet yasası çıkarılmalıdır. Eğitim kurumlarının tümünde şiddetle mücadele etmek için alınması gereken somut önlemleri, ne yapılacağını ve nasıl önleneceğini gösteren bir eylem planı hazırlanmalıdır. Susma! Mafya ve suç temalı TV yapımlarını denetlenmesi sağlanmalıdır. İçine bin bir tane gereksiz ve hatta zararlı içeriklerle doldurulan müfredat yerine şiddetin çağ dışı ve yanlış olduğunu öğreten toplumsal yaşam dersleri içeren öğretim programları hazırlanmalıdır. Kendimizin ve öğrencilerimizin canından endişe ederek okula gitmek istemiyoruz. Can güvenliğimizin olmadığı bir eğitim sistemini kabul etmiyoruz. Artık yeter. Can korkusuyla çalışmak istemiyoruz. Eğitim Sen İstanbul Şubeleri adına. Teşekkürler.